Selamünaleyküm arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videomuzda arkadaşlar Kur'an-ı Kerim dersi kapsamında 9. sınıflar için 2. dönem 1. yazılıya hazırlık örnek sınav sorularını ve cevaplarını ele alacağız. İnşallah arkadaşlar bu sorular sayesinde sizler de sınavlarınızdan daha güzel ve yüksek notlar alabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar sınıflarınızla ilgili yazılıları kanalımızda bulunan oynatma listesinden bulabilir ve yazılılara daha iyi bir şekilde hazırlanabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olursanız bizleri de mutlu edersiniz. Peki Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Arap alfabesinde kendisinden sonra gelen harflere bitişmeyen harfleri yazın demiş arkadaşlar. Bunlar nelerdir? Elif, dal, ra, ze, dal arkadaşlar. Elif, dal, ra, ze, dal. Peki ikinci sorumuza bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki tabloya Kur'an-ı Kerim'de yer alan surelerden 10 tanesini yazınız arkadaşlar demiş. Peki ben arkadaşlar neyi yazdım? Duha'yı yazdım. Duha suresi, İnşirah suresi, Tin suresi, Alak suresi, Kadır suresi, Beyyine suresi, Zilzal suresi, Adiyat suresi, Kariya suresi ve Tekasür suresi. Bunları yazdım. Mesela Asr, Hümeze, Fil, Kureyş, Maun, Kevser değil mi arkadaşlar? Bunları da yazabilirsiniz. Hangisini isterseniz. Peki üçüncü sorumuza bakalım. Arap alfabesinde dudak harfleri olarak bilinen harfleri yazınız demiş arkadaşlar. Mesela F. F arkadaşlar nedir? Dudak harfidir. B arkadaşlar B dudak harfidir. Vav dudak harfidir. Ve Mim dudak harfidir arkadaşlar. Bunları da unutmayalım inşallah. Bir kere daha söyleyelim. F, B, Vav, Mim. Evet arkadaşlar bunlar dudak harfleridir. Arap alfabesinde kameri harfler olarak bilinen harflerden 7 tanesini yazınız demiş arkadaşlar. Mesela Elif, B, Ha, H, Gayn, Cim, Ayn. Elif, B, Ha, H, Gayn, Cim, Ayn arkadaşlar bunları kameri harfler olarak söyleyebiliriz. Arkadaşlar bir sonraki soruya bakalım. Arap alfabesinde kalın harfler olarak bilinen harfleri yazınız demiş. Arkadaşlar bunlar H, Sad, Bat, P, V, Gayn ve Kaf arkadaşlar. Bunlar kalın harflerdir. Bunların da bir şifresi vardır. Bu şifre nedir? Hussa Dağbin Qiz. Hussa Dağbin Qiz. Arkadaşlar bunlar kalın harflerin şifresidir. Altıncı soruya bakalım. Aşağıdaki boşluklara Kur'an-ı Kerim'in isimlerinden 5 tanesini yazınız demiş. Mesela arkadaşlar El Furkan. El Furkan ne demek? Kur'an hak ile batılı, iman ile küfrü, helal ile haramı, hayır ile şerri birbirinden belirgin bir şekilde ayırdığı için bu isimle adlandırılmıştır. Biz buna El Furkan diyoruz. Ve Kur'an'ın bir diğer ismi En-Nur, ışık ve yol gösterici anlamına geliyor. Kur'an'ın bir diğer ismi arkadaşlar El-Kitab. El-Kitab arkadaşlar toplamak anlamında olan ketip fiilinden geliyor. Kendine has bir uslupla çeşitli kıssaları, ayetleri ve hükümleri ve haberleri topladığından bu isimle adlandırılmıştır arkadaşlar. Kur'an'ın bu ismine de ne diyoruz? El-Kitab. Ve Kur'an'ın bir diğer ismi Eş-Şifa arkadaşlar. Okunmasıyla kalplere şifa veren anlamına geliyor. Kur'an'ın bir diğer ismi Hablullah. Hablullah arkadaşlar. Hablullah Allah'ın ipi anlamına geliyor. Kur'an da arkadaşlar Allah'ın ipidir ve Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın ipine sımsıkı sarılın demiştir. Evet arkadaşlar bizler de Kur'an'a sımsıkı sarılırsak inşallah doğru yoldan ayrılmayız. Peki Kur'an'ın bir diğer ismi de arkadaşlar beyan. Beyan ne demektir? Kur'an'ın açıklaması değil mi? Açıklayıcı bir kitap olması. Bunu da buraya ekstradan yazdım. Yedinci soruya bakalım. Aşağıdaki boşluklara sure öğretiminde kullanılan tekniklerden 5 tanesini yazınız. Mesela sureleri tahtaya yazmak ve öğrencilere yazdırmak arkadaşlar. Bu nedir? Güzel bir tekniktir. Sureleri ezberletmek ve dinletmek arkadaşlar. Bu da nedir? Bir tekniktir. Yanlışlar olduğu zaman ne yapılması lazım? Hemen müdahale edilip düzeltilmesi lazım arkadaşlar. Bu hatalar düzeltilmezse o hatalar o şekilde kalır arkadaşlar. Ve bilgi öğrenciye toplu bir şekilde değil de az az öğrenciyi bıktırmadan verilmelidir. Böylece bu bilgiler öğrencinin aklında daha iyi bir şekilde kalır. Ve arkadaşlar yüzünden bol bol okutmak. Yüzünden bol bol okutmak da arkadaşlar bu teknik ve yöntemlerden bir tanesidir. 8. soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim okuma ve öğrenme ile ilgili
2 adet hadis-i şerif yazınız demiş arkadaşlar. Peki buraya ne yazabiliriz? Mesela sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir. Arapçasını bilen var mı arkadaşlar aramızda? Arapçasını da söyleyebilirim size. Hayrukum men teallemel Kur'ane ve allemehu. Yani sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. Peki başka peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne demiş? Kalbinde, kafasında, hafızasında hiçbir ayet bulunmayan kimse harap olmuş bir ev gibidir. Yani arkadaşlar mutlaka kalbimizde, kafamızda ve hafızamızda hiçbir ayet bulunmamasına dikkat edelim. Yani bulunması için gayret edelim arkadaşlar. Yani bulunması için gayret edelim. Mutlaka ya kalbimizde ya da kafamızda ya da hafızamızda Kur'an'dan bir şeyler olsun. Eğer Kur'an'dan bir şeyler olmazsa arkadaşlar o zaman harap olmuş bir evi düşünün. Biz aynen harap olmuş bir ev gibi oluyoruz arkadaşlar. Peki 9. soruya bakalım değerli arkadaşlar. 9. soruya bakalım. Uygulama yönüyle ibadet çeşitlerini birer örnekle yazınız demiş. Evet bunlar arkadaşlar 3 kısma ayrılıyor. Kaç kısma ayrılıyormuş? 3 kısma. Birincisi arkadaşlar bedenle yapılan ibadetlerdir. Yani vücudumuz ile yaptığımız ibadetlerdir. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Mesela namaz, oruç gibi ibadetlerdir. Bunlar bedenle yapılan ibadetlerdir. Dua ve tefekkür de bu kısma girer arkadaşlar. Ayet-i kerimede mealen duanız olmasa ne ehemmiyetiniz var buyurulmak suretiyle duanın önemine de işaret olunmaktadır arkadaşlar. Ve tefekkür de etmeliyiz. Bu konuda hadis-i şerifte ne buyuruluyor? Bir saat yani Allah'ın kudret ve azametini tefekkür bir sene nafile ibadet yapmaktan daha hayırlıdır. Düşünsenize arkadaşlar bir saat tefekkür ediyorsunuz. Tefekkür ediyorsunuz. Bu bir yıllık nafile ibadetten daha hayırlıdır. İşte arkadaşlar tefekkür etmek bu kadar büyük bir öneme sahiptir. İkincisi malla yapılan ibadetler. Malla yapılan ibadetler nelerdir arkadaşlar? Zekat, fitre ve benzeri ibadetler arkadaşlar. Bunları malımızla yapıyoruz arkadaşlar. Malla yapılan ibadetleri bir kere daha söyleyelim. Zekat, fitre ve benzeri ibadetler. Ve arkadaşlar üçüncüsü hem beden hem de malla yapılan ibadetler. Bunlar nelerdir arkadaşlar? Hac gibi. Mesela hacca gidiyoruz değil mi? Hem bedenimizle bu ibadeti yapıyoruz hem de malımızla arkadaşlar. Paramız olmasa hacca gidebilir miyiz? Gidemeyiz arkadaşlar. Dolayısıyla ikisi de var. Peki 10. soruya bakalım. Kur'an-ı Kerim ezberlerken kullanılan parçadan bütüne tekniğini açıklayınız. Arkadaşlar parçadan bütüne tekniği çok önemlidir ezber yaparken. Mesela örneğin farz edelim ki Fatiha suresini ezberleyeceğim. Fatiha suresi toplamda arkadaşlar kaç ayettir? 7 ayettir değil mi? O zaman ne yapacağım? O zaman benim yapmam gereken şey tüm ayetleri bir seferde ezberlemek olmamalıdır. Yani ben 7 ayeti bir seferde ezberlemeye çalışırsam bu olur mu arkadaşlar? Olmaz yani bunu yapamam. Bu çok zor olur, zor bir durum olur. Fakat ben Fatiha suresini ayetlere bölersem arkadaşlar. Yani bir tepsi baklava gibi düşünün. Siz bir tepsi baklavayı tek seferde yiyebilir misiniz? Yiyemezsiniz değil mi arkadaşlar? Dilimlere bölerseniz daha rahat yersiniz. İşte arkadaşlar ne yapmalıyız? Sureleri de ezberlerken mesela öncelikle birinci ayeti ezberleyeceğim. Tamam arkadaşlar Fatiha suresinde öncelikle birinci ayeti ezberleyeceğim. Ardından ikinci ayeti ezberleyip daha önce ezberlediğim ayet ile birleştireceğim. Mesela dedim ki Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Bunu ezberledikten sonra daha yeni Errahmanirrahim'i ezberlemeye çalışacağım arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonraki sıradaki ayeti ezberlemeye çalışacağım arkadaşlar. Ve bu şekilde tüm ayetleri aynı şekilde ezberlemiş olacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde bu dersimizin de videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sınavlarda hepinize başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.